Doktoru programından herkese iyi pazarlar. İsterseniz önce bir ofise bakın, bakalım burayı hatırlayacak mısınız? Evet, tahmin ettiğiniz gibi hepinizin çok sevdiği Kiraz Mevsimi dizisinin setindeyiz. Hatta Ayaz Ofis'teyiz. Yanımda kimler mi var? Tabii ki dizinin Ayaz'ı Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel. Yani Öykü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Peki ben herkesin aslında çok bildiği ve çok klişe olan bir soruyla başlayıp biraz farklı anlatmanızı isteyeceğim. Sizin bu oyunculukla yolunuzun kesişme hikayesini bildik cümlelerle anlatmamanızı rica ediyorum. Bütün röportajlarınız aynı. İstersen önce sen başla. Tamam. Yani ben arkeolog olmak istiyordum aslında. Yani ben sanat tarihi ve arkeoloji okuyup öyle devam edeyim işte, gezeyim. Yani mizacım biliyordum aslında çok ufakken bile. Ne iş yapmak istediğimden ziyade nasıl yaşamak istediğimi düşünüyordum. Çok bir kere kesinlikle çok gezmek istiyordum. Çok meraklıydım, sürekli yeni şeyler öğrenmek istiyordum ve çabuk sıkılıyordum. Hani insan kendini tanımalı biraz. Ben ne işletme mezunu bir insan olup bankacılık yapamayacağım ya da başka bir şey yapamayacağım belliydi. Ama ona rağmen her liseli gibi işletme yazdım üniversitede. Çok havalı geliyor değil mi? Tabii, evet okudum. Ama ne yaptığını bilmiyorsun. Yani işletmeci nedir, ne yapar? Yok, alanı yok. Yani spesifik bir şey yok ortada. Ve sanırım benim için herhalde toplumun en büyük travmalarından biri budur. İnsanlar 17-18 yaşında hadi mesleğinizi seçin bakalım derler. Ama hayatlarında o meslekte çalışmamış insanlar isimlerine göre meslek seçip üzerine 4 yıl okuyup ömürleri boyunca o işi yaparlar. Ve mutsuz olurlar. Ve ölürler mutsuzluktan. Yani bu çok kötüydü. Ben lisedeyken bir de en küçük çocuktum ben. Yani hani ailem bütün egolarını iki ablamda atmıştı muhtemelen zaten. Ve benimle ilgili hiçbir hayalleri planları yoktu hani. Tamam bunu mu yapmak istiyorsun? İyi yap. Bunu da yapabilirsin. O baskısız ve o sorumluluk duygusu çok olmadan yetiştiğim için çok rahat ettim. Yani Eskişehir Üniversite'ye gittim işletme okumaya. Gittim ama hani sonunu göremiyorsun mevzunun. Ne yapacaksın, ne edeceksin diye düşünürken 2 yıl sonra bırakıp geldim. Belki de uluslararası ticarete girdim. Çok farklı bir karar verelim. Ticaretle çok değişik bir karar ediyorum. Ya çünkü üniversite okumam gerekiyordu. Boş durmayı sevmiyordum. Hani ne yapacağımı düşünürken İstanbul'da olmalıyım ama o sırada bir şey okumalıyım. Hayatı kaçırmamam lazım. Paniğim ben zaman konusunda. Hemen bir üniversiteye girelim, uluslararası ticaret iyi falan gireyim. O süreçte başladım işte yani ne yapabilirim diye. Yolum yani müthiş bir tesadüf eseri mutfakla kesişti yani. Yemek yapıyorsun. Evet yapıyorum, yemesini de yapmasını da o kadar seviyorum ki. Yani böyle 20 kişiyi toplayıp yemek yapayım. Gece uykudan uyanıp makarna haşlayayım falan. Çok eğleniyorum. Yemek aslında benim o yolculuğu açtı. Yani oyuncular giden yol yemek sayesinde açıldı gibi olabilir. Çünkü o benim için ilk riskti hayatımda. Woody Allen'ın öyle bir lafı var. İyi bir oyuncu aslında iyi bir aşçıdır der. Hepsi aynı değil mi? Hepsinde bir şey yaratım aşaması var. Yani bu çok güzel. Mutsuzsan ona göre yemek yapıyorsun. Keyfin yerindeyse ona göre yemek yapıyorsun. Ya da içine bir baharat atıyorsun, evet, bambaşka bir lezzet çıkıyor. Aynen öyle yani bir tat yaratıyorsun. Yorum aslında. Oyunculuk da yorum, mutfak da yorum. Aynı malzemelerle, aynı senaryoyla farklı bir şeyler çıkartabiliyorsun. Ya mutfak benim bir de ilk riskim hayatımda. Bir dakika ya ben aşçı olacağım deyip insanlara karşı böyle sağlam durabildiğim ilk adım. Bu çok önemli o yüzden. Sonra mutfakta çalışırken bir süre sonra tatmin ediyor ama bir şey eksik duygusu vardır ya tırmalar. Ne yapabilirim falan. Hep içinde bir boşluk var. Evet yaşarsın. tam tatmin yok. Yani ve ne yapacağım derken. Ben sinemayı seviyordum bir dakika dedim yani. Anladım ben sana. Okumayı çok bayağı seviyorum. Evet. Hayran gönüllü diyoruz ya, biz sana falan. Ama sonuca bak bulunca sakinleşiyorum. Yani sinemayı seviyorum falan filan derken bir anda kendimi şeyde buldum. Bir kamera arkasıyla ilgili bir okulda buldum. Kamera arkasına başladım çünkü deli gibi kitap okuyordum ve çok seviyordum. Yani kitap okumaya çok seviyorum. Benim için müthiş bir şey. Kitap okumak yani çok güzel bir söz var ya. İyi kitaplar okumak böyle dünyanın en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibi. Kitaplar, biyografiler böyle deliriyordum. Dedim senaryo yazım olur falan. Anlatayım bir de anlatmayı seviyorum hikaye falan. Sonra kamera arkası derken. Ne zaman müdahale edeceksin diye ya, bekliyorum. İyi de yalnız. Nefes al. Nefes al. Yok, bir borç al yani. Özge Gürel bu. Özge Gürel böyle gerçekten sette de hep böyle. Evet. Enerji çok heyecanlı. Yolcusu böyle yaşıyor bence. Evet. Öyle bir şey. Bunu görüyorum yani. Öyle bir
Ya ben çocukken senin sakız için... isterken bile aşkla istiyordum. O sakız olmalı, alınmalı gibi. Sonra bir sonra, oyuncu koçuyla çalıştım. Aynen öyle. Özay hocayla tanıştım en son aşamada ve bir iki ders sonra hiç aklımda oyunculuk yokken bana bir audition metni gönderdi. Sonra o iş oldu, kızım nerede oldu. Nasıl cesaret ettin? Ya ne ben, de olsa ayran gönüllüyüm. Ne de olsa kaybedecek bir şey mi? Cahil cesaret ya. Gerçekten kaybedecek bir şey yok. İnsanların ben potansiyeline çok inanıyorum. Her zaman her yerde sıfırdan başlayabiliriz. Hiçbir şey olmaz. Tamam mı? Tamam mı şu anda? Şimdi devam edebilirsin. Ben de işletme okudum. Ekonomi işletme okudum. Sen ama ben şuradan başlayalım. Sen Almanya'da büyüdün. Ben Almanya'da büyüdüm. Yani... Orada doğdum, orada büyüdüm. Almanya'da doğdum. Yani bir büyüdüm. Alman ekolünden geliyorsun. Alman bayılırım. Alman ekolünden geliyorum. Alman doğrudur. Disipliniyle çalışan Alman insanları. Kesinlikle zaten o konuda Almanım diyebilirim disiplin konusunda. Çünkü disiplin, yani bana enerji veren şey disiplin. Hani disiplin olmayınca, düzenim bozulunca ben de gerçekten ya çok böyle keyif almıyorum. Siz daha yani Avrupalılar daha makina gibi. Biz Türk yani, ama alıştın mı Türk düzenine? İşte tam burada son dakikacılık diye bir şey vardı. İşte onu anlatacaktım. Hani orada gerçekten her şey disiplin, her şey çok monoton. Hani sabah ne bileyim saat 5'te işe gidiyorlar, saat 2'de geri dönüyorlar. Sonra hayat normal evde devam ediyor. O kadar. Buraya geldim ki ben çocukluğumdan beri buraya geliyordum. Bir de bende böyle bir şey, şöyle bir şey var. Hani ailem, özellikle annem evlendikten sonra zaten Almanya'ya taşınıyor. Ve hiçbir zaman Türk kültürünü unutmadı. Bize de unutturmadı. Benim ikiz kardeşim var. O benden daha da düşkün aslında Türkiye'ye. Ben geldim. Aslında o gelmek istiyordu. Ben geldim onun yerine. O benden daha da düşkün. Biz hiçbir zaman Türk kültürünü unutmadığımız için bana açıkçası çok da zor gelmedi buraya adapte olmak. Çünkü biz her yaz gelirdik işte 4-5 haftalığına, tipik hani Almancı tatili derler buna ama. Alamancılar Almancı diyorduk biz tatili. Size. Ben o şeyden çıktım, Almancı değilim artık. Neyse biz her sene gelirdik ve o yüzden Türk kültürü bizde hiçbir zaman bitmedi. Bu konuda da o yüzden fazla çok sorun yaşamadım ben. Mesela. Almanya'da da modellik yapıyor muydun? Almanya'da başladım zaten. Daha doğrusu Almanya'da yaptım. Türkiye'de çok fazla yapmadım. Modellik şöyle başladı. Üniversite hayatında başladı. Aslında diye parçalığıyla başladı bence. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ama ben çok keyif alıyordum. Çok güzel bir işti. Çünkü kamerayla işte bir şekilde tanışıyorsun. Tamam o fotoğraf bir başka kamera. Ama sonuçta gene de kamera önündesin. Ve gerçekten o duyguları vermek zorundasın bir şekilde. Böyle başladı. Bir de ben Avrupa'yı gezdim bu iş sayesinde. Hani İspanya'ya gidiyordum, orada çalışıyordum. İşte ne bileyim Portekiz'e gittim, Portekiz'de çalıştım. Almanya'ya git geri dönüyordum, orada çalışıyordum. Birçok yere hem gezdim hem güzel ortamlar oldu. İş yaptım, paramı kazandım. Böylece üniversitemi bir şekilde ödeyebildim. Tabii ki ailem de destek oldu. Böyle başladı. Ekonomiden mezun oldun, Türkiye'ye geldin. Niye oyunculuk? Ya aslında üniversite zamanında biraz böyle hani hobi olarak tiyatro şeyimiz vardı bizim. 4-5 kişi arkadaş işte böyle bir küçük bir şey açtık. Oyunlar oynuyorduk. Bu da bana keyif alıyordum yani. Keyif alıyordum bundan. Ama hiçbir zaman profesyonel oyuncu olacağım dememiştim aslında. Türkiye'ye geldim, burada dersler almaya başladım. Daha doğrusu işte ben ders almak istedim, birazcık araştırdım. Dersler almaya başladım. Öyle. Sonradan menajerimle tanıştım. Sonra beraber bu yolda yürüdük. Hadi sen de söyle aşka geldi böyle deli delice. Ateşin içinde yanmıyorsa sevda neyle? Gerisi bahane ben divane öpse deli delice. Ateşin içinde yanmıyorsa sevda neyle? Set arkası nasıl? Bize biraz onu anlatın istiyorum. Ya çünkü çok genç bir ekipsiniz yani. Biz okul kantini gibi diyoruz. Baya okul kantini yani üniversite kantini. Çok güzel. Muhabbetleri anlatın istiyorum. Ya çok klasik olacak bu ama çok güzel bir ekibimiz var. Çok güzel bir ekibimiz var ve dediğim gibi hani üçüncü günden sonra dördüncü gün artık sete gideyim diyorsun ya.
bu ekiple de alakalı. Sadece hani çalışalım değil, ekip gerçekten ekip ruhu var burada. Hani biz ne bileyim, Işıklı'yla da çok iyi anlaşıyorum, yönetmenle de iyi anlaşıyorum, Çaycı'yla da, Özge de aynı şekilde, bütün oyuncular da karavanda çok güzel bir ortam oluyor. O yüzden set gayet keyifli geçiyor. Çevren artık burası gibi. Aa, bayılırız. Karavan dedikoduları. Alalım. Karavan dedikoduları. En sevdiğim şey gıybet yapmak. Göbek adım gıybet yani. Ya boş muhabbet insanıyız ya. Boş bayağı mi? Havadan, sudan, çiçekten, çok böcekten. Yani. Her şeyden konuşuyoruz yani. Hayatım burası ya. Çok ufak bir şey bile günün konusu falan oluyor. Uzadıkça uzuyor. Uzadıkça uzuyor. Ben dedikodulara Özge'den Özge ben. Bir dakika, keyifli. Ben sete gelmedim. Neler oldu sette? Aynen öyle oluyor. Biz bu anlattıklarınız doğru mu diye merak ettik. Sete sızdık ve bütün gıybetleri aldık. Hadi izleyelim. Şu anda Kiraz Mevsimi dizisinin setine geldik. Bir film stüdyosundayız. Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz set. Her tarafta başka bir dizinin seti var. Ama biz geçmiş olsuna geldik. Bakalım kime geçmiş olsuna gelmişiz. Normalde oyuncular sıra beklemez zannedilir ama gördüğünüz gibi Kiraz Mevsiminde oyuncularımız sıra bekleyip yemeklerini alıyorlar. Yemekte ne var? Yemekte orman kebabı var, yarışta süzme mercimek var. Lezzetli midir buranın yemeği? Aa, yemeklerimiz çok güzel. Sen yemeği çok seven biri olsun. Seviyorum. Serkan, sen yemeği seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Zaten yemek yemezsek ne olacağız burada? Bugünkü yemekten memnun musun? Vallahi gayet fena gözükmüyor yani. Benim gözüm arka tarafta. Kebapta. Vallahi bilmiyorum ne var arkada. Orman kebabı. Değil mi? Öyle bir şey var galiba. O zaman afiyet olsun. Hep karavan dedikodularını merak ediyordum ya. Şimdi onları bir oyuna getireceğim ve karavanda onlarla sohbet edeceğim. Oo, selamlar efendim. Moralim bozuk. Hayır. Ya bu Türkiye'de her iki kişiden bir oyuncu olmak istiyor ya. Ha, evet, olmayın kardeşim. Çok zor. 8 saattir bekliyoruz burada. Çok fena bir durum bu oyunculuk. Bizde 16 saat oldu. Dedikodu yapacaksın. Kahven yok, çikolatan yok. Ben sana bir şeyler bu getireyim. Bu yoklukta evet. Hatta yani süpersin Serkan. Şimdi bu çikolatayı ben öykü gibi yiyeceğim ya. Depresyondaki öykü gibi. Aya son bölümlerde ne kadar karakterli bir adam oldu. Bu öyküyü nasıl süründürüyor? Ya işte artık olması gerektiği gibi. Yani öykü bence bunları hak ediyor. Biz ona karakterli demiyoruz. Atarlı adam diyoruz yani. Ne güzel, naif, fedakar bir aşık ya. Birden her şeye sinirlenen bir adam oldu. Ama o zaman da Öykü ona şey yapmıyor muydu? Ne yaptı? Her istediğini yaptırtıyor. Hiç de yaptırmıyordu. Öykü kendi istediği için sizce? Yapıyordu. Öykü hayır, bu konuyu el atmam lazım. Bir dakika şimdi. Her şey kendi istediği için yaptı. Öykü talep etmedi. Öykü son olarak, son olarak masaya vurdu ya. Şimdi masaya vurmayayım burada. Özür dilerim. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Ayaz çok sakin bekler. Bunlar konuşur. Nefes almadan konuşur ama Ayaz çok sakin. Bekler. O karakteri çok içselleştirdi. Serkan, buna kadın dırdırı diyorlar. Allah sabır versin. Sizi çok uzun yıllardır bekliyordum. Sonunda geldiniz. Oh be dedim. Ya ben ona uyabiliyor musun? Ayşegül'ü okumuştum. Sen ilk yazını Ayşegül Ünsal'ı yıllar sonra görmek çok güzel demişti. Ben de sana ben de bayağı sonra evet Özge'den dolayı haberim olmuştu. Öyle şey yazmış dedim. Yani Ayşegül Ünsal'ı yıllar sonra görmek ne kadar güzel oldu gibi bir şey yazmıştın. En güzel tarafı o demiştin dizinin. Evet. Evet. Dizinin en güzel tarafı bu diye yazdım. Beni en mutlu eden tarafı demiştin. Çok teşekkür ederim. Bir hani öyle bir şeyler geliyor da olmuyor ya Oya. Bazen hani olmuyor yani içine doğru gelmiyor senin. İçinden doğru gelmiyor. İyi bir şey değil gibi hissediyorsun. Kendini orada göremiyorsun. O yüzden olmuyor bir müddet.
O ara bir tiyatro oldu, bir şeyler oldu falan ama dizi olmamıştı açıkçası. Ta ki kiraz mevsimimle karşılaşana kadar, bir de benim en sevdiğim meyve kirazdır. Gerçekten ismi yeter yani. Gerçekten ismi yeter. Aşık ilk gün bana şey diyordu. Sen rejimsin kostüm. Bir şey söyleyeceğim ya, yani o bağırıyor ben başrol oyuncusuyum diye, değil mi? Öyle bir ışıltısı var ki. Öyle bir adam yani Serkan, hani utanma. Hiç utanma yani. Işığı var, çok çok önemli bir şey ya. Adamın Venüs'ü boğa, daha ne diyelim yani. İyi aile çocuğu, bak. Spor yapıyor, evet. Kendine bakıyor, yakışıklı, rejim yapıyor falan. Alalım biz bunu kızımıza. Alıyoruz canım, biz onu istiyoruz yani. Başlık parasını çoktan verdim ben. Ne kadar istedin? Canım da ama. Ne kadar istedin? Öyle parayla pulla değil ya, gönülle bu işler değil mi? Haklılarmış, kiraz mevsimi seti hakikaten eğlenceli bir setmiş. Peki şunu merak ediyorum ben bir de. Sen şu pastacılık eğitimini anlat istiyorum. Çünkü ben oyuncuların başka özelliklerini de bilmek istiyorum. Hani programlara katılıyorsunuz, röportajlar veriyorsunuz. Genellikle hep aynı şeyler üzerinden. Ben farklı özelliklerinizi de öğrenmek istiyorum. Ne yaparsınız oyunculuk dışında? Ya ben Kızım Nerede'den sonra bir oyunculuğu sevip sevmediğimi emin olmak istiyordum ve ekstra değişik bir şey yapayım dedim yine ve aa dedim zaten mutfakla ilgiliyim, hadi bir de pastacılık okuluna gideyim. Ondan sonra gittim, o dönem 6 ay falan pasta, ekmek, çikolata eğitimi aldım. Çok eğlendim, çok güzeldi benim, bayağı çok yoğun bir tempoydu. Ve ondan sonra ya Fransa'ya pastacılık okuluna mı gitsem falan bir süre daha derken yeni bir iş geldi kaldı ama mutlaka kendime ait bir yer açmak istiyorum. Alan seviyorum, kendi alanlarımı, kendi sevdiğim mekanlar gibi mekanları, kendi rahat ettiğim mekanları seven insanlarla aynı mekanlarda oturup oturalım sabaha kadar. Ama sen zaten hala arıyor gibisin. Hayır, artık aramıyorum. Ha, çünkü burada her şey olabilirsin. Evet. Neyi merak edersen tecrübe edebilirsin. Aynen öyle, beni çok tatmin eden bir iş. Ben son 3 yıldır hiçbir arayış içinde değilim. 5 yıl sonra belki yeniden arayışa gelirim, tüketirim, bir şeyler olur ve o zaman farklı kapılar açılabilir, açabilirim de kendime. Ama şu an çok tatmin olmuş durumdayım. Bir şeylere saldırmadığım sürece, yani şey anlamında, şunu da mı denesem, bunu da mı denesem yapmıyorsam bayağı sakinleşmişimdir ve tatmin olmuşum demektir. Bu iyi bir şey bence. Meraklı çok. Olmak oyunculuğu çok besleyen bir şey. Tamamen merak üzerine çalışıyor bence oyunculuk zaten. Ya düşünsene, mesela bina görüyorum. Aa bu bina nasıl yapılmıştır? Ben de bir ton merak ediyorum. Karakterde de böyle senaryoda. Peki öykü sana benziyor mu? Çok benziyor. O da biraz böyle coşkulu. Çok heyecanlı. Evet, o benden fazla tabii yani. Ben yine daha azım ondan. Ve nihayet ayarsız sevinç, orantısız neşe. İşte öykü budur ya. Senin? Bende de tabii ki birçok, yani ben de çok merak ederim. Modelliği biliyorsunuz zaten. Aslında modellik de hani çok hafife alınan bir iş. Hani gerçekten o da kolay bir iş değil. Yani başka poz verirken de böyle. Ben, başka mi? Spor zaten var. Hayatım spor boyunca ben spor Avrupalılar yaptım. Avrupalılar için ne kadar normal bir şey. Çok, sen 9 yaşında ben spor yapıyorsun. Spor yani özel bunu bir anlat. Şey değil bence. Hani ama ben, biz Türkler, ben asansörüm bozulsa eve çıkmam diyorum ben. Dışarıda otururum. Yani 6 yaşından beri ben zaten spor yapıyorum. Yani özel bir durum değil bu. Ama benim, bizim için özel fark ettim. Ya şey var bende de, yemek yapmayı çok severim ben de. Yani böyle bir merak, hani ders veya kurs falan almadım, okula da gitmedim ama yemek yapmayı severim. Özellikle baharatlarla böyle oynamayı çok severim. Hani Hint mutfağını mesela çok severim. Ya da işte Çin, Japon olsun çok severim. O zaman ben sana yemeğe, sana da pasta yemeye geleceğim. Olur. Yani bu kadar yemek konuşacağız. O kadar yemek konuşacağız. Kusura bakmayın, bana bir şeyler yedirmek zorundasınız. Senin ailen Kumburgaz'da. Evet, benimkiler çok iyi. Sen orada mı büyüdün? Tabii, 18 yaşıma kadar. Anlatsana biraz. Ya çok eğlenceli. Aslında çok İstanbul'un içi ama bir anlamda çok dışı. Çok dışı. Yani inanılmaz. Selanik göçmeni benim babam, annem Çerkez, işte evlenip babamla Kumburgaz'a gelmiş o da. Ve çok keyifli bir yer orası, bir kere çok küçük kasaba. Yani Bodrum'daki bir kasabayı bayağı Kumburgaz düşünüyoruz, hepsi göçmen. Kendi aralarında çok eğleniyorlar, çok mutlular. Yani buradaki kaygıların hiçbiri orada geçerli değil. Oranın kaygıları ne? Oranın kaygıları yok ya, bence çok mutlular. Yani ben bayağı rehabilitasyona gidiyorum oraya. Peki dizi izler miydiniz?
Siz hangi dizilerle büyüdünüz? Aliye. Aliye'yle büyüdüm. Çok fazla çocukluk travmam var. Tabii Aliye'yi hatırlıyorum ben. Çok güzel. Benim annem genelde dizi izlerdi. Onunla birlikte biz de zaten evde üç erkek var. Üçümüz de izlerdik annemle birlikte. Birçok dizi izledim ben de. Hatırladığın o çocukluğuna dair. Yani Aliye'yi ben de izledim. Binbir Gece'yi izledik. Sonra o ne bileyim. Benim kült dizim ikinci var ama herhalde ya. Aşk Yaşar'ın ikinci var. Hatırlıyorum. Marimar. Marimar'ı biliyorum. Rosalinda. Rosalinda'yı Marimar'ı biliyorum. Biz her hafta bu programda nostalji yapıyoruz ve geçmiş dizilere gidiyoruz ama bu sefer Türkiye'yi entrikayla tanıştıran bir diziye gidiyoruz. Dallas'a. Ve özellikle gençler arasında hani fanlık doğru bir kelime bilmiyorum. Ciddi an takım tutar gibi sizi tutar haldeler. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunu biraz konuşalım istiyorum çünkü ben bazı şeyleri algılayamıyorum. Siz daha iç içesiniz onlarla. Sosyal medyadan her şeyi takip ediyorum. Ya çok mutlu oluyorum ben. Çünkü güzel bir şey bu. Desteği görmek. Sevilmek. Sevilmek yani, güzel bir şey. Değişik bir sevgi bu. Hani. Evet, güzel bir şey. Coşkulu arkadaşım. Senin bu soruya bir cevabın yok mu? Ya evet, ben de şeyim. Ya siz değişmiyorsunuz ya ilgi görünce. Aslında çevrenizdekiler değişiyor. Çevrem aynı olduğu için onların umurunda değil bu durum. Ama fanlara gelirsek şey... Bana da çok keyifli geliyor. Yani o kadar sevmeleri, içselleştirmeleri falan çok çok güzel. Çünkü senin için emek veriyorlar. Bir sürü fotoğraflar, bir sürü kolajlar falan yapılıyor. Denk geliyorum. Bayağı takip ediyorlar. Diziyle ilgili yorumlar yapıyorlar. Senin için, senin işinle ilgili hayatlarından mesai harcıyorlar. Ama aslında sizde değil o hayranlık. Evet, kesinlikle. Yani Ayaz'a ve Öykü, daha doğrusu tabii onların ki arasındaki o aşka. Aynen evet, öyle. Yani bana Özge ve Serkan'la evet, alakaları yok. Evet, yani evet, biz de öyle olmasını istiyoruz zaten. Hani hiç kişisel almıyorum. Bugün işte ben giderim, bizim iş biter. İki ay sonra dediğin gibi yeni bir dizi gelir ve oradan devam ederler. Etmeliler yani. Peki hani bu aşka, yani bu yeni genç kuşağın bu dizilerdeki bu aşka bu kadar tutunmalarını nasıl karşılıyorsunuz? Bence sokağa çıkıp aşk yaşamalılar yani. Ben genel olarak teknolojiyle çok barışık bir insan değilim. O yüzden çocukların da çocuk gibi kalmalarını istiyorum ya da gençlerin genç gibi. Bence de yani biraz daha sokağa çıkmaları, orada bizim mesela çocukluğumuz öyle geçti. Hani bizim dönemde bu kadar sosyal medya ağırlıklı ve işte bu teknoloji, işte pad'ler olsun, tabletler olsun, telefonlar olsun, bunlar bizde yoktu. Ben kaç yaşımda, 16 mı, 15 mi, daha da geç galiba cep telefonu sahibi oldum. Yani sağlıklı olan o ya zaten. Yani sadece teknolojiyle, diziyle değil, tabii ki çok güzel bir şey bunu izlemeleri. Bu aşkı gitsinler, ne bileyim, dışarıda mesela yaşasınlar. Yaşayabilirler. Kendileri de yaşasınlar. Sizce Öykü ve Ayaz'ın yaşadığı aşk var mı? Bunun daha karşılığı büyükleri vardır muhtemelen. Yani bu hayal gücü bir iş bu. Yani çok daha büyükleri, daha güzelleri vardır hayatta. Yani var mıdır? Yani şu anda hani bunu konuşuyoruz ya, aşk da herhalde bir modaydı ve aşk bitti. O yüzden bu kadar aşkın anlatıldığı filmler. Aşkın bir parametreye ihtiyacı yok bence ya. Yani o an aşıksan zaten en büyük aşk o. Bunu yaptı mı, şunu yaptı mı ya da böyle oldu mu, bu şartlarda ilerledimleri ben çok sevmiyorum. Kendiliğinden gelişsin en büyük aşk o zaten, sen birini seviyorsan. Yani evet, Öykü ile Ayaz'ınki çok romantik. Çok. Müthiş. Ama yani gerçekten sevmediğim, mesela sevmediğim bir sana o sürprizleri yapsa of bu ne falan dersin. Birini sevdiğinde de bir şey yapmasına gerek yok zaten. Böyle bir erkek var mı aslında? En çok onu merak ediyorum. Olabilir. Ya sen böyle bir adam mısın mesela? Ben gerçekten böyle bir, ben aşık böyle bir olduğunda adam bu kadar romantik olabilir misin? Ya ben Ayaz kadar değilim ya da Ayaz gibi bir adam değilim tabii ki. Yani bir anda işte ya sürprizlerin adamı değilim, öyle söyleyeyim. Ama yani herkesin kendi aşkı kendisine, kendine göre büyüktür yani. Kendi aşkını yaşıyorsun sonuçta. Ve hani şöyle olmaz mı, hani aşık olursun, hani o dönem biter, başka birine aşık olursun, dersin ki ya o değilmiş ya, bu daha büyük bir aşk. Sonra o da biter, karşına başka biri çıkar, dersin ki demek ki buymuş dersin. O dozajının değiş. Evet. Yani aslında ya, her aşk insanı aslında değiştirir ve dönüştürür yani. Evet. Sinirli biriyle berabersindir, agresif bir ilişkin olur, eğlenceli biriyle berabersindir, eğlenceli. Yaşamak lazım yani, aynen. Keşfetmek lazım, yaşamak lazım.
Peki romantik komedi sever misiniz? Ay ben çok severim. Megrenler falan. Bayılırdım, çok eğlenirim, hala çok severim. Hayatı bir romantik komedi gibi mi yaşarsın? Değil, zaman zaman tabii ki. Ama zaman zaman da işte şey olur, ne bileyim, drama olur hayatında. Her şeyle yaşarsın yani hayatı. Benimki bayağı fantastik ya. Bir Game of Thrones çıkaracağız müsaaden galiba. Ejderhalarımla. Evet. Ya ben bayağı Alice Harikalar Diyarında formatında. Hayat romantik komedi bence hayatın en güzel yaşama şekli olur herhalde ya. Acısı tatlısı. Keşke güzel. Böyle olsun. Valla romantik keşke komedi yani. Olsun. Biraz reytingler sizin hayatınızda ne kadar önemli? Ya başta şöyle bir şey vardı ki hala var. Aslında ben ilk bölümlerde hiçbir zaman reytinglere bakmadım. Gerçekten bakmadım. Hani bir gün sonra tamam illaki kulağına geliyor. Sette de orada da burada da ama ben açıp da reytingler neymiş işte anlık reytingler var, şunlar var, bunlar, ben bunlara bakmadım. Ne diyorsunuz bu senaryo gelince? Aksiyondan mı? Hayata neden? Bak diyorsun yani. Benim hayatım hiç böyle değil. Ne kadar sıkıcı bir hayat yaşıyormuşum oluyorsun. Yani... Güzel ama. Öykü'nün 20 bölümdür yaşadığını ben 27 yıldır yaşamadım yani. Tek başına kız. Ayaz zaten çok başına bir şey gelmedi. Bir... Çok başına bir şey gelmedi. Ayaz zaten öykü geldi yani. En büyük olay zaten o. Yani Ayaz'ın zaten o çabaları işte... Dediğim gibi sürprizlerin adamı. Her hafta güzel bir şeyler yapmak, romantik sahneler işte. Bir anda öykü şuralardayken bir anda buralara çıkarmak işte moral depolamak falan. Ayaz'ın işi de aslında bu. Çünkü aşık olmuş. Öykü Ayaz'ın işi. Aşık olmuş ve mutlu etmek istiyor. Bu kadar basit ve onun mutluluğu için her şeyi göze alıyor. Hatta şirketi bile batıyor. Ay kıyamam diye. Peki sende de nasıl acındırdı ya? Bayağı hep beraber ağlayacağız şu anda. Peki sette o motivasyonu yükseltmek sende galiba. Yani sende şöyle bir şey alıyorum. Arkadaşlar hadi yükselin. Ya. İnsanı senmişsin gibi hissettim. Evet ben keyifli, yani keyfi yüksek bir insanım. Ben neşeli bir insanım ama şey durumu da oluyor. Şimdi ben biraz daha fazla çalışıyorum herkesten ve... Bazen mesela üst üste işte artık son günlere yaklaştığımızda böyle bittiğimde falan işte Fatmalar, Nihaller falan sete gelip onlar süper enerjik gelip hadi Özge falan diye onlar da yükseltiyor ya da ben düştüğümde Serkan yükseltiyor. Yok aslında öbür oyuncular da öyle bir durum yok. Hani herkes zaten keyifli geliyor. Tamam ya bu sonuçta psikolojik bir şey. Sen buraya gelmeden belki bir şey gördün yolda, seni etkiledi. İlk başta evet düşük oluyorsun ama arkadaşlar geliyor, seni bir şekilde motive ediyor. Ondan sonra birkaç saat sonra zaten unutuyorsun ve işte yine normal eski haline geliyorsun. Ama Özge'nin dediği gibi de gerçekten en çok çalışanlar bizler olduğumuz için zaman zaman bizde yorgunluk. Özellikle hani sahneye çıkıyorsun, öbür sahne ne var ne bileyim 3 saat. O 3 saat içinde veya 2 saat işte karavanda bekliyorsun. Beklerken zaten düşüyorsun. Zaten beklemek asıl hani düşüren ama yani şey ama. Dizi setleri demek, beklemek demek. Bunun için zaten demek. Karavan dedikoduları. İşte ne güzel karavan dedikoduları. Bunlar. İki sezon dizi yapınca cehennem garanti oluyor değil mi? Bu kadar dedikodu. İki sezon diziden sonra. Ben bir şey öğrendim. Yani bir şeyi çok merak ediyorum. Son herhalde 5 yılda Almanya'dan çok fazla oyuncu geldi buraya. Sence neden... Almanya'dan gelen Türk oyuncuları daha fazla tercih eder oldu bu sektör. Türkiye mi? Yani yo, Almanya'da da çok çalışanlar var. Yani. Hem evet. Orada hem burada çalışanlar var. Ya sonuçta çok fazla Almanya'dan gelen oyuncu tercih edilmeye başladı. Yani şöyle bir avantajları var. Hem Almanca biliyorlar hem Türkçe biliyorlar. Hani ben ileride mesela yurt dışında çalışmak istiyorum. Almancam var benim sonuçta. Orada da çalışmak isterim. İngilizcem var. İngiltere'de de veya Amerika'da bir şeyler yapmak isterim. Bu sonuçta bence bir avantaj. O yüzden orada çalışıyor. Orada iş olmayınca veya projesi olmayınca Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bir şeyler yapıyor. Böyle yani. Ama belki ben siz de merak edersiniz diye düşünerek bir VTR hazırladık biz. Bakalım bu hafta dizi kazanında neler kaynamış. Haftalık dizi turuna gidiyoruz. Peki programımızın sonuna çok azıcık bir zamanımız kaldı. Ne olacak bu Ayaz'la Öykü'nün hali? Seni sormak lazım. Soracağım. Yeni seni. Bize de söylesene soracağım. Nereye gidiyor diye.
Ya sanki ne olursa olsun güzel olur gibi. Hani Öykü ve Ayaz artık birbirlerini tanıyan bilen insanlar ve kolay kolay birbirlerinden kopamazlar. Zaten bunu galiba buraya gelmek istemesi. Seyirci sizi ayrılmış, aranızda birileri girmiş halde istemiyor. Gerçekten böyle bir durum var. Hiç asla yani. Hani ne olursa olsun siz bir arada olacaksınız. Başka kimseye sahne çekilmeyeceğim. Hep Öykü Ayaz. Ya sanırım onu içselleştirmek istiyorlar. Hiçbir şeye rağmen yıkılmayan çok sağlam bir aşk. Onu görmek istiyorlar. Öyle de olacak muhtemelen Öykü. Ben olacak. Kolay kolay yıkılacağımı yani sanmıyorum. Araya kim girerse girsin olmayacak. Zaten girenler gidiyor. Öyle bir durum oluyor. Böyle bir durum oluştu. Ciddi anlamda. Peki nasıl tepkiler geliyor size? Hani sizi çok seviyoruz okey. Ama daha abartılı şeyler geldiğinde tahmin ediyorum yani. Bana bile daha kısa bir sürede lütfen onları konuk alın diye. Yo, tepkiler genelde güzel. Yani ben bir şekilde hepsini takip etmeye çalışıyorum. Evet, dönemesek bile takip ediyoruz gerçekten. Özel hayatınız nasıl? Ben şeyi çok seviyorum. Mesela hani benim bile hiç görmediğim fotoğraflar ortaya çıkıyor, buluyorlar bir şekilde. Güzel, ve güzel çıkmış. Kolajlar yapılıyor, bir şeyler yapılıyor. Güzel şeyler çıkıyor yani, çizimler yapılıyor. Özel hayatınız nasıl? Yani bu kadar yoğunlukta bir özel hayat sağlayamıyorsunuz herhalde. Bakış haftasında çalışıyoruz. En yoğun günlerimiz cuma, cumartesi, pazar. O zaman benden size bir dizi doktoru tavsiyesi. Ne yapın ne edin, bu özel hayatınızı gizli yaşayın. Çünkü sizi o kadar bir arada kabullendiler ki ve ona inanmak istiyorlar. Programımızın sonuna geldik diyorum. Geldiğiniz için çok da ben geldim ama. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sizi daha da çok tanımak istiyorum. İnşallah başka bir yayında devam edeceğiz. Lütfen bu coşkunu kaybetme. Şahane bir şey. Sen çok güzel bir insansın. Bu güzel görüşünü hiç kaybetme. Teşekkür ederim. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.